Kayseri'de Şehit Yüzbaşı Levent Çetinkaya için düzenlenen törende Enerji Bakanı Taner Yıldız'a saldıran zanlı bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, cezaevine gönderildi. Beden öğretmenliği yapan saldırgan ifadesinde şehit annesinin bayılmasından etkilendiğini ve ne yaptığını bilmediğini söyledi. Kayseri'deki şehitlikte Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yönelik saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek, o noktaya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki lisede beden öğretmenliği yapıyordu. Şimşek, ders saatinde okulundan ayrıldı, Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın cenazesine katıldı. Sonra da işte bu anlarda o saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırgan polis tarafından hemen gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Kimliği ortaya çıktığı anda da Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Evli ve iki çocuk babası öğretmen açığa alındı. Ama bu onun için ilk değildi. 3 tane soruşturması vardı. Daha önce ceza aldıkları cezada ihtar cezası, kınama cezası almış olaylarda. Şahin Şimşek terörle mücadele polisindeki sorgusunda şehidin annesi törende bayılınca durumdan çok etkilendim. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilemiyordum dedi. Zanlı yine sorguda saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini de iddia etti. Bir iddiaya göre polis Şimşek'in Samsun'da Ahmet Türk'e yapılan yumruklu saldırının ardından internette olayı öven yorumlar yaptığını da tespit etti. Saldırgan sorgudayken görev yaptığı okuldaki odası arandı. İçeride boks antrenmanında kullanılan 3 kum torbası bulundu. Odanın kapısına kilit vuruldu. Saldırıyla ilgili bir soruşturma da İçişleri Bakanlığı'nda yürütülüyor. Müfettişler saldırı anında güvenlik zafiyeti olup olmadığını araştırıyor. Sorgusu tamamlanan Şimşek sağlık kontrolüne güvenlik gerekçesiyle polis yeleğiyle götürüldü. En büyük aşk ilanı bu memleketin çocuklarını seviyorum. Ve ardından yine geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Saldırgan hakim karşısına çıkarıldığı dakikalarda yakınları adliye önündeydi. Saldırganın annesinin bakandan bir isteği vardı. Taner Yıldız'ın affetmesini istiyoruz biz. Onun kusuruna bakmayalım şimdi. Şahin Şimşek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Onunla birlikte gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.